Herkese merhaba. Dünya çalıştığımız, yemek yediğimiz, uyuduğumuz ve günlük hayatımızı sürdürdüğümüz, yani hepimizin yuvası olan gezegendir. Peki gezegenimizi ne kadar iyi tanıyoruz? Dünyayı sabit, ılıman, yaşama elverişli bir gezegen olarak adlandırırız, öyle değil mi? Aslında bunlar dinamik ve gelişen bir gezegenin sahip olduğu özelliklerdir. Ancak kozmik zaman çizelgesinde biraz geriye gidecek olursak, dünyamızın diğer birçok dönemde tamamen farklı olduğunu görebiliriz. Bugünkü videomuzda sizlerle beraber dünyamızın uzak geçmişte nasıl göründüğünü ve içinde ne tür tuhaf canlıların yaşadığını öğreneceğiz. Hadi başlayalım. Öncelikle dünyayı bugün olduğu gibi görmediğimizi ve mavi gezegenimizi gelişiminin çeşitli aşamalarında ziyaret ettiğimizi düşünelim. Bu ziyaretlerin ne zaman olduğuna bağlı olarak dünya hakkında tamamen farklı fikirler edinebiliriz. Örneğin 4,5 milyar yıl önce ne görürdük? Öncelikle bu tür konularda tüm bilim insanlarının hemfikir olmadığını belirtelim. Yani bilim camiasında kullanılan bazı farklı modellerden yararlanmamız gerekecek. Çünkü geçmişte ne kadar uzağa gidersek o kadar fazla hata yaparız. Ancak bilim sayesinde bazı şeylerden emin olabiliyoruz. Geriye kalan kısımlarsa hala tartışılıyor. Bu nedenle hayal gücümüzü kullanırken bu iddialardan bazılarının hala geliştirilmekte olduğunu ve araştırmacıların büyük bir titizlikle çalışmalar yürüttüğünü unutmayalım. Pekala, öncelikle 4,5 milyar yıl öncesinden başlayalım. Bu zaman dilimi gezegenimiz için bir başlangıç değil, ancak başlangıca oldukça yakın. Bu zamanlarda dünya sıcak bir erimiş kaya topuna benzer ve yaşamı desteklemesi imkansızdır. Hala genç olan dünya henüz 100 milyon yaşında bile değildir ki bu da gezegen ölçütünde bebeklik dönemine denk gelir. Dünyanın ince atmosferi çoğunlukla hidrojen ve helyumdan oluşur ve henüz bir manyetik alan olmadığından çoğu güneş rüzgarı gezegenimize ulaşır. Sonuç olarak genç dünya güneşin kozmik ışınlarından korunamaz ve radyasyonla dolar. Ayrıca gezegenimize sürekli olarak asteroidler ve kuyruklu yıldızlar çarpar ve bu da birikim adı verilen bir süreçtir. Bu terim dışarıdan gelen birçok farklı maddenin dünyaya dahil olmasını ve gezegenin büyüyerek çeşitlenmesini ifade eder. Yani genç dünya sadece sıcak bir küre değil, aynı zamanda büyüyüp gelişen bir yapıydı. Ancak gezegenimizin mücadele etmesi gereken tek etki bunlar değildi. Yakın zamanda bir proto gezegen dünya ile çarpışmıştı ve böylece ay oluşmuştu. Ve aslında bu olay bize gelecekte neler olacağını gösterebilirdi. Ancak yine de kesin bir şey söyleyemezdik. Bu kaotik başlangıçlara rağmen değişimin tohumları kök salıyordu. Asteroidler dünyanın tarihinde çok önemli bir rol oynayacaktı. Evet, suyun oluşumundan bahsediyoruz. Dünyadaki suyun tamamı bu meteorlardan gelmese de bilim insanları ana iticinin bu olduğuna inanıyor. Bu teoriye göre güneş rüzgarındaki hidrojen iyonları meteorları etkileyerek yüzeylerinin altındaki oksijen atomlarına ulaşmış ve böylece su üretmişti. Bu sık rastlanan etkiler genç gezegenimizin suyunu etkilemişti. Daha sonra gezegen soğudukça daha ağır elementler dünyanın merkezine doğru batmış ve su gibi daha hafif bileşikler yüzeye yükselmişti. Volkanik patlamalarsa atmosfere karbondioksit, amonyak ve ek su buharı gibi gazları yaymıştı. Sonunda biriken tüm bu su buharı dünya okyanuslarının ve olgun atmosferinin oluşumuna yol açacaktı. Dolayısıyla dünya o zamanlarda tehlikeli bir yer olsa bile bir potansiyele sahipti. Pekala, şimdi de gezegenimizden uzaklaşalım ve bir şeylerin değişip değişmediğini görmek için 2,5 milyar yıl sonra geri gelelim. 2 milyar yıl geçmiş ve erimiş gezegenimiz, bilim insanlarının soluk turuncu nokta olarak adlandırdığı bir hale evrimleşmiş. Dünya, Satürn'ün uydusu Titan'a çok benzeyen, belirgin bir soluk turuncu pusta, metan açısından zengin bir atmosferi koruyan katı bir kabuk oluşturmuş ve manyetik alanda kendini göstermeye başlamış. Dünya ayrıca yağmurdan oluşan geniş sıvı su okyanusları ile dolmuş. Yukarıda ise inanılmaz derecede büyük bir ay görülebiliyor. Aslına bakarsanız ay o zamanlarda dünyamıza bugün olduğundan çok daha yakındı. Öyle ki son 2,5 milyar yılda uydumuz dünyadan yavaş yavaş uzaklaşmıştı ve hala yılda 3,8 santimetre hızla bizden uzaklaşıyor. Tabii bu kayma sonunda duracak, ancak birkaç milyar yıl daha devam edeceği kesin. Ancak 2,5 milyar yıl önce ay çok ama çok daha yakındı ve bu da okyanuslarda çok daha güçlü gelgit kuvvetlerine yol açıyordu. Eminiz dünyanın bu görüntüsü sizlere muhtemelen bir önceki halinden daha fazla tanıdık gelmiştir. Ancak yine de hala farklı bir gezegene bakıyor gibi hissedebilirsiniz. Dünya bugün bildiğimiz mavi gezegenden çok gerçeküstü bir Salvador Dali tablosuna benziyor, öyle değil mi?
Şimdi de dünyamıza inelim ve bazı su örnekleri alalım. Bu örnekleri incelediğimizde turuncu pusun nedeninin siyanobakteri adı verilen fotosentez yapan bakteriden kaynaklandığını göreceğiz. Ve evet, dünyada yaşamın geliştiğini keşfediyoruz. Bu ilkel bakteriler büyük oksidasyon adı verilen bir olayda atmosfere oksijen salan sığ deniz suyunda topluluklar halinde yaşıyor. Bu dönüşümün bir parçası olarak dünya artık güneş radyasyonunun zararlı etkilerini engelleyen koruyucu bir ozon tabakasına sahip. Bakteriler ayrıca Batı Avustralya'nın Şark Körfezi'nde bulunan bu modern yapılara benzer stromatolit adlı olağan dışı kaya yapıları da üretmiş. Şöyle ki siyanobakteriler tortu tanelerini biyofilmlerle veya başka bir deyişle mikrobiyal balçıkla birbirine yapıştırarak stromatolitleri oluşturur. Stromatolitler bir gezegende yaşam olup olmadığını anlamamızı sağlayan en önemli özelliklerden biridir. Bununla birlikte bu yapılar biyolojik olmayan nedenlerle de oluşabilir. Bu nedenle emin olmak için mikroskobik araştırmalar oldukça gereklidir. Siyanobakteriler güneş enerjisini kullanarak karbondioksiti ve suyu besinlere dönüştürürler ve yan ürün olarak atmosfere oksijen salarlar. Bu zaman aralığında bakteriler artık dünya gezegeninin tartışmasız hükümdarları haline gelmişler ve gezegenin atmosferini yaşamı destekleyecek şekilde değiştirmişler. Böyle bir şeyle karşılaştığımızda dünyanın geleceğini merak etmemiz normaldir, öyle değil mi? Öyleyse bir 650 milyon yıl daha ileri gidelim. Gezegen bu dönemde bilim insanlarının kar topu dünyası dediği bir zamanda, yani kriyojen dönemindedir. Bu modellere göre dünya tamamen donmuştur. Son Pleistosen buzul çağını düşünün. Ancak çok daha soğuk bir halini. Aslında dünya yüzeyinin tamamı ve toplam okyanus suyunun yarısı donmuş halde. Dünya o kadar soğumuş ki ekvatordaki sıcaklıklar günümüz Antarktika'sındaki sıcaklıklara benziyor. Bilim insanları küresel sıcaklıklardaki bu düşüşü neyin tetiklediğinden emin olmasalar da bazı teoriler arasında atmosfere kül yayan büyük bir volkanik patlama, fotosentez yapan yaşam formları ve Milankovitch döngüleri nedeniyle sera gazlarında büyük bir azalma yer alıyor. Tabii ki bu küresel soğumayı artıran faktörlerin bir kombinasyonu olması da muhtemel. İlginç bir şekilde tüm bu buzulların altında merkezi güney kutbu olan Panotya adlı tek bir süper kıta var. Ancak geniş buzul örtüsü göz önüne alındığında karayı okyanustan ayırt etmekte zorlanabiliriz. Burada araya girip bu süper kıtayı Pangea ile karıştırmamanız gerektiğini belirtelim. Çünkü levha tektoniği eninde sonunda Panotya'yı parçalayacak ve sonraki süper kıta birkaç yüz milyon yıl sonra yeniden oluşacak. Bu sefer karaya indiğimizde ve etrafta gezindiğimizde uçsuz bucaksız buzullar bulacağız. Bu donmuş manzaranın bir zamanlar erimiş kayalarla kaplı olduğunu görmek de bizi şaşırtacak. İlk başta sert iklimin insanda yeni oluşan yaşamı yok etmiş olabileceğini düşünebiliriz. Ancak kısa süre içerisinde bu yaşamın dikkate değer bir şekilde dirençli olduğunu göreceğiz. Siyanobakteriler şu anda Orta Atlantik'te olduğu gibi sıcak hidrotermal menfezlerin etrafında kümelenmiş olabilirler. Ayrıca kırmızı algler gibi yeni evrimleşmiş mikrobiyal yaşam formları da burada olabilir. Karmaşık çok hücreli yaşamı anlamaksa hala çok zor. Ancak yaşamın gezegenin şimdiye kadarki en sert donma olayında bile devam etmesi onun kalıcı gücünün bir kanıtıdır. Bu noktada eminiz tek bir teori üzerinde anlaşmak zor olacaktır. Çünkü bir düşünün, önce bir lav topu, sonra çorak bir bakteri bölgesi ve şimdi de bir buz topu. Ancak bunu olumsuz bir şey olarak görmeyelim. Çünkü gezegenimizin yaşadığı büyük olaylar ve değişimler onu son haline ulaştıran şey olabilir. Öyleyse birkaç yüz milyon yıl daha ileri gidelim. Böylece gezegenin değişmesi için ona zaman tanımış oluruz. Pekala, bu yolculuk bizi 360 milyon yıl önceki Devoniyen dönemine götürüyor. Ve gördüklerimiz karşısında şok olacağımız kesin. Gezegen tamamen erimiş ve sıcaklıklar günümüzdekinden çok daha sıcak. Bilim insanları tropikal deniz yüzeyi sıcaklıklarının Devoniyen'in sonlarında 30 santigrat derece ile 21 santigrat derece arasında değiştiğini tahmin ediyorlar. Çünkü gittikçe artan bitki yayılımı nedeniyle azalan karbondioksit seviyeleriyle çakışan bir sıcaklık düşüşü mevcut. Güney kutbunu ve güney yarımkürenin çoğunu kapsayan ve en büyüğü Gondwana olan birçok kıta parçalanmış ve yeni kıtalar oluşmuş. Gondwana, günümüzdeki Afrika, Güney Amerika, Antarktika, Avustralya ve Hindistan'ın çoğunu bünyesinde barındırıyordu. Yani evet, oldukça büyüktü. Ancak fark edeceğimiz en dramatik değişiklik, denizleri dolduran biyolojik çeşitliliğin hızlı bir şekilde genişlemesi olacaktır.
Bu, Kambriyan patlamasından sonra meydana gelen bir değişimdi. Okyanuslar artık trilobitler, istiridye benzeri brachiopodlar ve balık gibi karmaşık deniz omurgalılarıyla dolup taşmaktaydı. Daha korkunç örnekler arasında ise 10 metre uzunluğunda devasa, zırhlı bir balık olan Dunkleosteo ve krill benzeri zooplanktonları avlayan Titanichthys yer alıyordu. Büyük beyaz köpek balıklarına benzeyen bu zırhlı canavarımsı balıkların varlığını göz önünde bulundurduğumuzda, davetkar derecede ılık sulara rağmen yüzmemiz pek mümkün olmayacak. Bu arada bitkiler bir zamanlar çorak olan yeryüzünü tamamen değiştirmişti. Büyük otçullar olmadığı için bitki örtüsü kontrolsüz bir şekilde büyümüş ve yoğun ormanlara dönüşerek istikrarlı ve besin açısından zengin bir toprak tabakası oluşturmuştu. Ancak bu ağaçlar bize hiç de tanıdık gelmeyecek. Günümüz eğrelti otları ve bazı kozalaklı bitkilerle akraba olan damarlı bitkilerden bahsediyoruz. Dahası yaklaşık 8 metre boyunda olan ve prototaksitler adı verilen muazzam bir ağaç benzeri mantar görmemiz de mümkün. Büyük olasılıkla bu gizemli ağaç benzeri yapılar, çok daha büyük yeraltı organizmalarının meyve veren gövdeleridir. Öte yandan karada ilerledikçe daha da ilginç şeyler görmemiz mümkün. Karada yürümeye başlayan modern bir amfibiyene benzeyen, oldukça gelişmiş dört ayaklı bir omurgalı olan Ichthyostega'ya bir bakın. Güçlü uzuvları ve ciğerleri canlının bataklık benzeri habitatlarda gezinmesine izin veriyor. Devoniyen dönemi dünyasını gördükten sonra gelecekte oluşacak olan ekolojik çeşitlilik ve ılıman iklim hakkında bir fikir sahibi olabiliyoruz. Bir zamanlar erimiş bir kaya parçası olan, sonrasında soluk turuncu bir noktaya dönüşen, son olarak da dev bir kar topuna benzeyen bu gezegen, günümüzde bildiğimiz mavi dünyaya benzemiş halde. Tabii ki diğer büyük değişiklikler henüz gerçekleşmemiş. Kitlesel bir yok olma olayı, deniz yaşamını tamamen yok edecek ve sonunda uyum sağlayan bireyleri geliştirmeye devam edecek. Ancak kaos asla bitmeyecek. Sıcaklıklar tekrar daha yüksek sıcaklıklara ulaşmadan önce geç paleozoik buz devri başlayacak. Ve hala tam olarak çözemediğimiz karmaşık yaşam dikkate değer şekillerde gelişmeye devam edecek. Yeni türler arasında ise amfibiler ve dinozorlar gibi bazı dev sürüngenler olacak. Sonuç olarak dünyayı böyle büyük aralıklarla ziyaret ettiğimizde birbirinden farklı birçok döneme denk geliyoruz. Böyle düşününce bir uzaylı ırkının aynı şeyi yaşamış olması mümkün olabilir mi? Yani bir hayal edin. Dünyamızı milyonlarca yıl önce ziyaret eden uzaylılar ne düşünürdü? Umarız bu zaman yolculuklarıyla dolu videomuzdan keyif almışsınızdır. Dünyamızın evrimi ve gelişimi hakkındaki fikirlerinizi ve teorilerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz. Videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı da unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.